Berai malumat size gönderildi. Büyük Doğu'nun 29. sayısında Lozan'ın iç yüzü diye yazılan makalede. İngiliz Murakhas Heyeti Reisi Lord Curzon nihayet en manidar sözünü söyledi. Dedi ki, Türkiye İslami alakasını ve İslam'ı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa bizimle hulus birliği etmiş olur ve Hristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır, biz de kendisine dilediğini veririz. Lozan'da Türk Murakhas Heyeti Başkanı bulunan ve henüz hakiki kasıtları anlayamayan İsmet Paşa, bir aralık bütün Hristiyan emellerinin Türkiye'yi mazisindeki ruh ve mukaddesatı kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde şu gizli ihbaz ve teminatı veriyor ve diyor ki, eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden, yani anani İslamiyet'ten kurtulmak hususunda besledikleri, yani İsmet'in beslediği azmin inkar edilmez delilidir. Harfi harfine iktibas ettiğimiz bu sözlerle Türkbaş Murakhası'nın, yani İsmet'in eskiden kökleşmiş ve köhne olmuş engellerden kurtulmak hususunda Türk milletine beslediği kat'i azimle ne kastettiğini ve bunu hangi maksat altında İslamiyet düşmanlarına ivaz diye takdim ettiğini sormak lazımdır. Konferansın birinci defasında Türkbaş Murakhası bizzat karar vermek vaziyetinde olmadığı ve büyüğüne, yani Mustafa Kemal'e bildirmek zorunda olduğu için memlekete dönüyor. Kendisini Haydar Paşa'dan Ankara'ya götüren tren ve devlet reisini, Mustafa Kemal'i, İzmir'den Ankara'ya götüren trenle Eskişehir'de buluşuyor. Bir arada ve baş başa seyahat, sonra Ankara gizli meclis toplantıları. Fakat esas meselelerde daima baş başa. Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar. Din öldürülecektir. Lozan Konferansı'nın ikinci sayfası. Artık her şey Türkiye hesabına çantada hazırdır. Yani dini terk ile her şey yapılacak. Yeni hizbin, Kemalizm ve İsmet hükümeti, bundan böyle bu millette İslamiyet'i katletmek prensibiyle hareket etmekte, hasım dünyanın kumandanlarından, yani düşman ehli salip kumandanlarından dini vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudut dışı değil de hudut içi ve milli irade yaftası altında çalışacağı şüpheden varistedir. Nihai vesika. Lozan muahedesinden sonra İngiltere Avam Kamarası'nda Türklerin istiklalini ne için tanıdınız diye yükselen itirazlara Lord Curzon'un verdiği cevap, işte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şehvetlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh çeperlerinden öldürmüş bulunuyoruz. Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar, Türk milletini İslamiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır. Artık bunun üzerine her şey apaçık anlaşılıyor, değil mi? Gizli anlaşmanın entrikası. Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla suni istiklal içinde gizli anlaşmanın müessiri tek kelimeyle Yahudiliktir.
Buna memur müşahhas kimse de şimdi Mısır haham başısı bulunan hain Nahum'dur. Bu hain Nahum, bu korkunç teşebbüse evvel Amerika'da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine Türk'ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu ta içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani masonluk hasebiyle, Kur'an'ın ahkamını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Hain Nahum, müthiş planının zeminini Amerika'da hazırladıktan sonra İngiltere'ye geçmiş ve halis Yahudi olan Lord Curzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur. Siz Türkiye'nin mülki tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslamiyeti ve İslami temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum. Aynı hain Nahum, Türk mürahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş. Yani Mustafa Kemal ve İsmet'i kendisine dost bulmuş. Onun için üçü birleşmiş ve artık arada santralın intizam ile işlemesine hiçbir mani kalmamıştır. Hain Nahum o sırada Ankara'ya kadar da uzanarak planın muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezi şahıs nezdinde, yani Mustafa Kemal yanında, emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki bu tesir mahut mevzuda hain Nahum'dan daha heveskar ve gayretli bir İslamiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş. Ve artık Türk'ü içinden vurmanın planını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır. İşte bu ehemmiyetli vesika tam tamına Risale-i Nur tercümanının 40 küsur sene evvel hadis-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hadiseyi tasdik ettiği gibi ve şeriat-ı Ahmediye'ye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi olan Lord Curzon ile Hain Nahum o ihbarın hakikatini gösterdiklerini ve 25 seneden beri nurcuların imhasına keyfi kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor.